Merhaba arkadaşlar. Çatalca'nın daha yenice köyü. Bahçemizdeyiz. Haziran'ın ortaları. Kara dutlarımız olmaya başladı. Şöyle bakalım. Evet, bakar mısınız? Çok güzel olmuşlar. Şimdi ben bunları kara dut şerbeti yapmak üzere toplayacağım. Gördüğünüz gibi taze taze dalından alıyorum. Ve kabıma, toplama kabıma koyup şerbet yapmak üzere mutfağıma götüreceğim arkadaşlar. Gelin bu süreci hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, kara dutumuzu topladık. Yaklaşık bir 2 kilo kadar kara dutumuz var. Kendiniz de yapabilirsiniz. Marketlerde de bulabilirsiniz. %100 doğal elma suyu arkadaşlar. %100 doğal elma suyu. Ve şerbetimizi doldurmak üzere önceden yıkanmış, temizlenmiş, kurutulmuş kavanozlar arkadaşlar. Ve kaynatmak için de kazanımız var. Burada 1 kilo kara tuta 1 su bardağı elma suyu arkadaşlar. Burada elma suyunun amacı şu. Elma suyu yüksek asitlik nedeniyle koruyuculuğu çok yüksektir. Koruması herhangi bir katkı olmadan sağlanabiliyor. İkincisi, pektin oranı yüksek olduğu için şerbetimizin biraz daha kıvam almasını sağlayacaktır. Yalnız %100 doğal olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi kara dutumu yaklaşık 2 kilo kadar olduğunu düşünürsek 2 su bardağı %100 doğal elma suyunu kazanıma koyuyorum arkadaşlar. Üzerine kara tutumu döküyorum. Ocağımı yaktım. Ocağımı aldım. Şimdi bu kaynayana kadar devam edecek arkadaşlar. Fakat bu süreçte yanmaması için ateşin kısık olmasına dikkat edin. Ve ara ara da karıştırın arkadaşlar. Kaynama başladıktan sonra kara dutumuzu alacağız arkadaşlar. Ve biz buna kimi süzgeç der, bir distir der, değişik isimleri var. Bundan süzeceğiz. Çünkü yeteri kadar parçalanmış ve taneleri ezilmiş olacaktır. Süzdükten sonra kara tutumuzun özündeki o çapağı ve dalları üstünde kalacaktır ve şerbeti altta kalacaktır. Daha sonra o şerbetimizi 5 dakika kadar kaynatacağız ve sıcak sıcak kavanozlarımıza bildiğimiz domates konserve gibi, diğer konserveler gibi sıcak dolum yapacağız arkadaşlar. Şimdi kaynatma süreci başlayana kadar ben bunu karıştıracağım ve ondan sonra süzmeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın kara dutumuz kaynamaya başladı. Karıştırma esnasında tamamen dağıldı ve suyunu dışarıda verdi zaten. Şimdi ben bunu süzgecimde süzeceğim ve süzdükten sonra bir 5 dakika daha kaynatacağım arkadaşlar. Ben süzgecimi hazırladım. Gördüğünüz gibi altında temiz bir başka kazanım var. Süzgeçten altına geçen temiz suyunu 5 dakika daha kaynatıp kavanozlarıma dolduracağım arkadaşlar.
arkadaşlar, gördüğünüz gibi süzmek üzere kara tutum hazır. Çok kaynar, dikkat etmen lazım. Evet. Evet. Elimi yakabilirim. Üstüne bir aparatla basıp suyunun tamamen süzülmesini sağlayın arkadaşlar. Burada maksat su kalması. Sadece kara tutum posası kalması lazım. Evet arkadaşlar. Kara tutumuzun süzme işlemi tamamlandı. Süzmüş olduğumuz temiz şurubu 5 dakika kadar kaynatacağım. Ve kaynattıktan sonra sıcak sıcak kavanozlarıma dolduracağım arkadaşlar. Şu an kaynamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, 5 dakikadır kara tutum şurubum kaynıyor. Bu benim için yeterli. Altını kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Kaynar haldeyken kavanozunuzu dolduruyorsunuz. Elinizi yakmamaya dikkat edin. Evet arkadaşlar, kara tut şurubum hazır. Gördüğünüz gibi çok fazla bekletmiyorum ve kapatıyorum. Kapatırken sıcaktır tutmak için yanınızda bir bez ya da havlu bulunur arkadaşlar. Evet. Ve kapattıktan sonra ters çevirmeyi unutmayın arkadaşlar. Soğuma gerçekleşene kadar kavanozunuz ters halde kalsın. Çünkü içerideki sıcak hava rutubet yapar ve kapağın altına o su damlaları birikir. Ve daha sonra şurubunuzun üstüne damlar ve küf yapar arkadaşlar. Onu engellemek için ters çevirdiğinizde hiçbir şekilde o buharlaşma ve su toplanma olmayacaktır. Kara tutumuz hazır. Dokunamıyorum, çok sıcak. Sıcak olması da iyi arkadaşlar. Çünkü uzun süre bozulmadan kalmasını bu iş sağlayacaktır. Yani tam pastörize etmiş olduk arkadaşlar. Evet. Kendi mutfağımda, kendi bahçemde amatörce tamamen doğal yöntemlerle yapmış olduğum bu kara tut şurubu sürecinde benimle olduğunuz için, bu anları benimle paylaştığınız için ve kanalıma misafir olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.